merhabalar. Milyon TV ekranlarına, Sosyal Muhabbetler programına hoş geldiniz efendim. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Siz kendisini büyük ihtimalle bütün bizim Milyon TV kanalında dönen kliplerde köşesinden, ucundan ya da karaoke ofisinden tanıyorsunuz. Ama ben onu maalesef bir uygulama sayesinde tanıdım. T ile başlayan, gençlerin çok kullandığı uygulamayla tanıdım. Ve öyle bir geçmişi var ki, ya inanamayacaksınız, ben hiç lafı uzatmayayım. Karşımızda Selin Red. Hoş merhabalar, geldin Selin. Hoş nasılsın? Gayet iyiyim, bomba gibiyim. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben kırmadın, teşekkür geldin. Ederim. Gerçekten teşekkür çok ederim. Mutlu oldum. Şuna üzüldüm, ben seni neden bu uygulamada tanıdığıma üzüldüm. Çünkü öyle bir geçmişim var ki, yani sayamayacağım kadar sanatçıyla iş yapmışsın, evet. Hepsinin sahnelerinde bulunmuşsun ama seni maalesef bir uygulamada popüler videoların arasında gördük ve oradan çıktın, patladın. Şu anda da iyi gidiyor. Gayet güzel gidiyor. Ben de bunun için üzgünüm. Senelerdir sonuçta gerçekten sahne sanatlarıyla ilgileniyorum. Birçok sanatçının koreografını yapıyorum. Sadece o sanatçıların fanları haliyle beni biliyor ya da dansla ilgilenen insanlar, evet, beni biliyor. Ama o T'ye girdiğimden beri sokakta böyle fotoğraf çekilince böyle oluyorum. Tamam, çekilelim. Nasıl yani, buradan mı tanınıyorum falan oluyorum ya, ama bu da keyifli gibi bir şey. Ya bence de gerçekten, ya ben de o uygulamayı kullanıyorum. Beni de çocuklar arada görüp sen o musun falan diye. Ben de normalde bu kadar piyasanın içinde olmama rağmen bu uygulamada daha çok küçüklere ulaştığımızı düşünüyorum. Senin peki kendi dans geçmişin, koreografi, her türlü sanatçıyla bağın var. Bu yeni uygulamaya geçtikten beri seni arayanların sayısı arttı mı? Şarkıcılar tarafından evet, mı? Evet, evet. Artmaz mı? Tabii ki de arttı. Çünkü daha orada çok bayağı artıyor. Bir kitleye aynen, hitap ediyorsun. Aynen. Ya zaten hani çalıştığım kişilerle bağ daha farklı oluyor. Yani bizim çalıştığım kişilerle sadece iş durumu olmuyor. Ha tamam, evet, koreografi yapacağız bilmem ne falan filan durumu olmuyor. Çünkü bir stüdyoya giriyoruz, sürekli birlikte vakit geçiriyoruz. Haliyle dans ettiğimiz için antrenman süreleri, provalar vesaire vesaire vesaire. Ama hani onun haricinde şimdi orası daha başka bir PR tarafı, evet, olduğu için ve şarkılar oraya düştüğü için inanılmaz bir patlama yaşıyor. Şimdi bu tarafından şey yapıyorlar. Selin, hani böyle bir şey var. Sen de girmişsin oraya, bir de takipçin de artmış. Bize bir destek olursan iyi olur falan. Şimdi o tarafla ikisini bir yürütmeye başladım ben ya de. Ya zaten haliyle bir furya var artık. Şarkı, evet, çıkaran hemen o platforma koşuyor. Sen de hepsini tanıdığın için direkt seni arıyorlar. Ya tamam, ve hani şarkı çıkaranları anlıyorum ama o taraftan da şarkı yapanlar oluyor. Onu, o tarafı anlamıyorum işte ben aslında. Bir şey diyeceğim. Koray var bizim. Koray'a da buradan selamlar. Geçen hafta konuğumuzdu. Koraycığım, sana söylemiyorum. Koray İzitaş. Koray'ın da yeni şarkısı geliyor mu? Aynen, haberin var mı? Geliyor, konuştunuz aynen. mu? Yani evin içerisinde tabii ki de konuşuyoruz. Bir çalışmaya başlayacak galiba. Ben daha göremedim, bir çalışmaya başladım. Koray biraz ama benim gibi, miskin biraz. Evet, son güne bırakıyor. Stüdyoya girdiğinde herhalde artık ezberle. Koray, buradan şarkını bekliyoruz. Klibinde de umarım oynatırsın Selin'i diye düşünüyorum. Yaparım şeyler. Bak, yapar. Kaşesi yükseldi ama bak, ona göre. Yaparız Koray, başka ya benim Sen için. Sen bu programa, bu uygulamaya başka bir eski evden katıldın diye bir oluşum, evet, vardı. Aynen. Biz seni oradan tanıdık, açık, evet, söyleyeyim. Senin büyük bir takipçi kitlen de. Evet, o uygulamadaki kişiler, evet, beni oradan tanıdı. Oradan tanıdı. Aynen. Buraya nasıl girmeye karar verdin? Çünkü zaten inanılmaz bir geçmişin var. O dönem pandemi de patlamamıştı galiba. Patlamış mı? Yok, pandemideydik. Hatta biri açtık, ikiyi falan bekliyorduk. Ha, senin tabii bu arada sahnelerin azaldığını, aynen, tahmin ediyorum. Aynen, aynen öyle. Normalde her Harbiye konserlerinde, evet, falan aynen, dans ediyorsun. Evet, evet. O işler de durdu. Biraz can sıkıntısından mı girdin, yoksa biri yani tavsiye etti, gel hadi buradan da biraz yürürsün hiç falan. Öyle olmadı. Ha. Benim sahnelerim var haliyle, tamam, reklamlar bilmem neler falan, setler falan derken pandemi girdi, bayağı turnem var. İşte deyim aynı zamanda ben Atademirler'le beraber. Bir tiyatro oyunum vardı, evet, ama şu an tabii şu anda ki yok, aynen. Onun turnesine hazırlanırken, yani ertesi günü Antalya'ya gideceğiz. Bir sahne için Antalya'ya gideceğiz ve bir anda işte arkadaşlar virüs falan filan bilmem ne ve bütün her şey iptal olunuyor, of, durumuna girdi. Haliyle yıkıldık biz de. Sonra ben depresyona girmeyeyim diye, çünkü biraz sanatçı tipler olduğumuz diye, için böyle. Depresyona sokak uygulamaya girdin, o da güzel. Biraz öyle oldu. İndirdim uygulamayı. Evde haliyle ben ne yapabilirim? Oyunculuk üzerine bir şey yapabilirim ya da dans edebilirim. Baktın ki altın bilezik. Baktın ki o uygulama zaten dans için. Bir şey söyleyeyim mi? Yani kaliteli içerikler hazırlıyorsun, hikaye yazıyorsun, koreografi yazıyorsun, yapıyorsun. İzlenmiyor. Ben bir gün böyle, annem işte kahvaltı hazırladı falan. İşte sofrayı toparlıyor.
dedim ki annem şöyle yaptı. Ay dedi her gün dedi bıktım dedi şu sofrayı dedi kaldırmaktan. Böyle toplayıp dedi camdan aşağı atasım var dedi. Dedim ki çektin. Anne. Anne dur dedim. Lütfen dedim ben kamerayı buraya koyacağım gizliymiş gibi. Sen topla dedim. Atma camdan ama dedim sırtına dedim yüklen git. 500 bin izlendi. Abi işte. İlk patlamam o oldu benim. Sonuçta bu da bir koreografi değil mi yani? Bu da bir senaryo zaten. Evet yani zaten. O geldi aklıma. Sonra aa, harika, orada müthiş. Ben 1350 sadece oldum. 1350'ye çıktı takipçi sayı. Ama bir anda sen 200'ü falan zaten buldun yani işte geçtin. Orada sonrasında oldu. Sonra işte pandemi birazcık böyle bir şey oldu. Düzelmeye başladı. İşte dışarıya falan çıktık. Ben yine setteyim. Bana oradan birisi ulaştı. Biz işte... için bahsediyorum. Çok da onlardan aslında konuşmak istemiyorum ama en azından bunu bir açığa kavuşturalım. Ya geçen hafta da şimdi Güneş'i falan ağırladık. Abi herkes mi oraya şey yapar? Bu kadar mı hani kötü? Yani, bu kadar mı şey oldunuz? Biraz öyle oldu çünkü hani... Çünkü arkanızdan konuştuklarını görüyorum. Evet, hani canlı yayınlarına ben giriyorum. Ya kendi işim gereği de o uygulamayı kullanıyorum, bakıyorum. Aynen. Sürekli bir şey var abi eskilere hani ya bir işte, taş atalım da hani ama bu uygulamada galiba biraz primle gidiyor bu işler. Ben onu sevmiyorum işte. Ha. Yani onlar bana profesyonel destek almak istedikleri için bana ulaştılar tamam, zaten. Yani, sen oraya zaten destek evet, vermeye gittin. Evet destek vermeye gittim. Yani kendi profesyonel yaptığım mesleği aslında o içerik durumunu aslında oraya o işi yapmak için gittim oraya. Kimsenin kaşına gözüne gitmedim tabii ki de. Kimseyi tanımıyorum orada. Belli bir sözleşmem vardı. Çok fazla eve de gitmiyordum ben zaten. Çünkü hani evin içerisindeki bazı ahlaki durumlar hiç bana uyan bir şeyler değildi. Siz o evde yaşamıyor muydunuz? Yaşayanlar yaşıyordu ama ben çok o tarafında durmuyordum açıkçası. Abi dışarıdan çizilen portre şey gibi açık söyleyeyim hani. Bu evde toplanmış fenomenler. Aa kakaraki kere video çekiyorlar. Beraber uyuyorlar, kalkıyorlar, yemekler yeniyor, şen şakrak videolar çekiyor, evet, herkes eğleniyor. Evet, doğru bir kısmı var ama hani... Bu da bir kurgu mu aslında orada dönen? Yani ilk aylar aslında çok gayet güzeldi. Hani içerik üretiliyor bilmem ne falan filan her şey güzel gidiyordu ama belli noktadan sonra biraz saçmalamaya başladı. Yani şimdi çok ya böyle ben bir yanlış bir şey çıksın geldim. İstemiyorum ağzımdan. Bir çocuk orada ağzımdan kriz çıkardı. Bir arkadaş kurgu, ben bu evden kurgu gidiyorum dedi çaktı çantayı ama böyle o kapıyı açıyor bu kapıyı kurgu açıyor. Tabii İyi ki o yayın kurgu. 15 bin mi kaç kişi izledi o yayını? Evet bir anda yayınlar böyle 1000 falan rekor kırdı evet, yani ve hani herkesin çıktı. Şeyine düştü. Keşfetine i̇şte ben kaostan bizim. Beslenmeyi de sevmediğim için böyle bir şeylerde de bulunmuyordum. Zaten işte sözleşme bittikten sonrasında hemen fesini şey yaptık ve yollarımızı ayırdık. Siz orada bayağı sözleşmeli çalışan. Aslında bir nevi sen oraya tabii bir ki de nevi işe girdin aynen aslında. Aynen öyle tabii ki de. Yani profesyonel baktığında abi, öyle oluyor tabii ki de. Allah Allah. O evden çıktın, kurtuldun, çok mutlu musun? Çok daha rahatım. Yani ben zaten huzursuz olduğum yerde asla durmam. Bir şekilde sözleşmenin bitmesini bekledim. Eve gitmiyordum ki son dönemlerde zaten hani onları da söyle. Evet. Yani öyle bir marka altında kendi adımı kirletmeyi de çok da istemedim açıkçası. Bu manşet olur bunu yazalım yani. Ve bunu o içerideki yönetici dediğimiz o vasıfla duran kişilere de söyledim. Dedim ben yani zaten üyesi gibi hissetmiyorum. Ve kendi zaten benim bir adım var. Evet. Yani o uygulamada olmasa da benim zaten bir adım var sahne ya, tabii canım internete tarafında. Yazdım ben dedim ki nasıl ya bu kadar hani olabilir mi böyle bir şey? O yüzden hiç kirletmeye gerek yok tarafını seçtim. Sonra defteri kapattım. Ya, durum bu. O eve de çok şey sağladın. Hande Ünsal'ı falan getirdiğini sen getirdin diye evet, düşünüyorum. Yani, Hande'ye de selamlar burada. Aynen öyle işte Koray var. İşte Koray'ı yönetim tarafını aldım. Koray sayesinde şu anda... Son kurucuları aynı zamanda ana akım medyadalar aslında kendileri. Oranın içinden geçmiş kişiler. Metin Dündar ve Balkan Ongi. Onlar da oradaydı. Sonra vizyonel kısımlarımız maalesef ki uymadı. Ekibinden. Evet aslında yönetim aa, bak, tarafındaydı. Bir böyle bir oluşum yaptık çünkü hani bir toparlayalım onlar dedik. Onlar da gitmek istedi aslında. Toparlayalım yani. Dedik ama abi, vizyonel tarafımız uymadığı için biz böyle adımızı hiç kirletmeyelim. Hop hep beraber pılı pırtı topladık gittik. Abi Koray da burada bari siz bunun dizisini çekseymişsiniz daha çok izlenirmiş abi. Olayın şey boyutu daha iyi yani. Arka yüzü. Şu anda çok daha profesyonel, çok daha kaliteli. Evet. Her şeyin daha böyle edebiyle, adabıyla ve ahlaki değerler içerisinde ilerleyen çok güzel bir oluşumumuz var zaten şu anda. Zaten hepsi çok sevdiğim insanlar. Evet. Tanıdığımız zaten yarısı ya güzel orada. Güzel enerji ve güzel insanlar bir şekilde birbirini aynen buluyor. O da orası da işte buna vesile oldu baktığımızda. Evet kesinlikle. Yani, bence çok iyi kötü olmuş. Kötü bir deneyimdi ama bir vesilesi vardı. Ya, o evin adıyla senin soyadını nasıl bağdaştırırım? Ya bir torpil geçirdin mi evin şeyleri yöneticileri tarafından? Açıklayayım mı Volkan Bey benim diye? Hayır, red mi? Neden?
sen Reda olsa abi başka şey mi kalmadı? Ya niye senin soyadın? Ya aslında masa başında Volkan, işte Metin Bey falan, biz hep beraber Güneş vesaire çok isim çıkarttık. Ha, siz bu toplantıyı hep beraber tabii, yaptınız. Hani katılımcı ismimi, ana kadroyla beraber. Evet, aynen ki ana kadroyla böyle hep beraber bir toplandık, ne yapsak ne etsek falan filan. Süper. Çünkü hani şey durumu değildi aslında, aile olmak da budur ya, hani egoları aslında kapının dışında bırakıp bir oluşum yapmak ve bir yerden bir pik yapmak istiyorsak o enerjileri aslında birleştirmek gerekiyor baktığında. Volkan da Metin de bunu sağladı. Arkadaşlar süper. Gelin bu yani oluşum, bu bebeğin adını hepimiz koyalım dediler. Güzel bir şey. Aynen. Sonra biz birkaç bir isim bulduk. Bu olur mu, şu olur mu bilmem ne falan. Ben ilk önce bir şaka yapmıştım. Bir dedim ki Red koyalım yani diye. Sonra Volkan'la Metin dedi ki işte Red olsun. Olsun hatta dedik. Sonra biz de hepimiz okeyledik bunu. Soyadımla hiç alakası yok aslında yok ama. Yok değil mi yani, normal evet, şey aynen. Bir şey. Ama firma yani üstüme yap derler yani, üstüne yapılmış gibi. Tabii yani şimdi içeride dans salonu da var. Ona da geleceğim. O da bir dance var mesela ama aynen. O senin için. Evet, o da benim için. Sağ ama çok iyi uymuş. Ederim. Çok güzel olmuş ya. Zaten aynen. İlk tabelayı paylaşmışsın gördüm. Ben hani paylaştım. Marketler açılış yapar yani bir şey bayi diye ilk tabelayı koyar. Dedim ne oluyor, bir baktım. Ben ama önce şey sandım. O ev değil, sadece senin dans stüdyonu olacak sandım. Gibi. Ben değil mi? Paylaştım. Daha ismimiz bak, açıklanmadı. Çok zeki, bilerek hemen herkes yazdım. Şunu yaptı. Hayırlı olsun, ben de geliyorum, hemen video çekmeliyiz bilmem ne falan. Ben şey sandım, hani normal oraya gideceğim, ders alacağım şeklinde bir gidişat evet. Olacak sandım ama öyle değil, değil mi? Dışarıdan almıyorsunuz. Yok, dışarıdan falan değil ama çok güzel tabii ki de çizilen projelerimiz var. Ya, güzel konuklarımız olacak. Senin elindeki sanatçı portföyü zaten anlatamam. Çağırsan onları böyle dans mı? Hepsiyle bir şeyler olacak aynen. Şu anda hani öyle sürprizleri çok da vermek de istemiyorum. Tamam canım. O yüzden hani böyle şey, güzel şu anda her şey. Böyle zaten içerikler olsun, işte YouTube kanalımız da yakında böyle aktif hale gelecek. Yani başlamadık, daha yeni zaten bütün hani şey üyeler açıldı. Ama hani bugün mesela ilk canlı yayınımızı yaptık. Çok da güzel etkileşimler de aldık. Çünkü insanların şu anda kafası karışık. Evet. Oradan çıktı 4 kişi falan, yarısından çoğu falan oradan diye şey yapıyor. Okuyorum yorumları, diyorum ki matematiğiniz mi yok ya ama diyorum bir de böyle. O tarafın ekip zaten 10 kişi yani, nasıl yarısından ama çok olabilir? Ama zaten o tarafı kuran ekip sizsiniz şimdi. O tarafı biraz bir yere evet, getiren aynen. De sizsiniz ama onlar biraz şu an hala ekmeğinizi yiyor diye düşünüyorum. Yesinler hani. Yani biz yine baştan yaparız, hiç sorun değil. Esaslı kız ha. Hiç sorun değil. Biz yapmıştık, biz bozarız, yenisini tekrardan kurarız artık. Abi vallahi peki hiç böyle kendinize kavga mavga çıktı mı? Orada mı? Yok yok, burada. Orada çıkıyormuş anladığım orada kadarıyla da. Orada evet yani çıkıyordu. Burada ufak ufak başladı mı ne bileyim. Güneş mesela geçinmesi zor bir kız bence. Güneş geçinmesi evet zor ama. Bak bunu da başlık alalım. Zor ama Güneş'i tanıyorum. Yani aslında bir insanı tanıdıktan sonra geçinmek evet. Gerçekten çok kolay. Evet. Yani bir yerde birisi bir şey yükseliyorsa diğer tarafın aslında bir susup alttan alması doğru gerekiyor. Bizde de öyle oluyor. Tabii ki de herkes orada içerik üreticisi baktığında herkesin hani illaki bir ego durumu illaki olacak baktığında. Peki hiç kıskanıyor musunuz birbirinizin çektiği? Ya keşke onu ben çekseydim. Bazı videonuz mesela 10 milyon oluyor tam diyor musun? Tam tersi birbirimize destek oluyoruz ha. Aslında aynen yani Berke ile ben oturuyorum mesela. Şunu şöyle yapalım. Abi bana bunu şey ya. Videosu ya. Geçen hafta öldük yani. Hani ama onu bir şey akıl etmek nasıl yani. Abi onu çekerken çok yani. Güldük yani çünkü belki izlerken herkes güldü onda, hiçbir sıkıntı yok yani, bence çok da güzel olmuş. Çünkü gerçekten üretiyorsun ve izlenmiyor yani, manasız videolar izleniyor ve şey oluyorum, niye yani, ne yapayım ben diyorum ya. Ne yapalım biz diyoruz ve şey Berke de dedi ki tamam kolumu soktu. Böyle bir şey çekeceğiz, sana araba çarpacak, şu şöyle olacak. Tamam çekiyoruz, hadi olduk. Var yani, sende de geleceğiz oralara, o varyasyonları sen de yapmışsın, bayıldım ben çok gerçekten. Koray'a çok yaptım, İzitaş'a. Koray'a çok yaptım ya, Koray beni çok ağlattı. Yani bir ara gözlerim iltihaplanmaya başlamıştı. Ben de dedim çok kavgadan mı ağlattı, mutluluktan. Videolarında ağlamam gerekiyor sürekli ve iltihap artık oldu gözlerim böyle ağlamaktan. Abi ya abi verdiğiniz Koray emek çok manyak büyük. Çünkü yani. Zaten tahmin ediyorum, fark ettim yani onu. Yani tam bir, o da işkolik, gerçekten işkolik. Peki çok merak ettiğimiz bir şey daha var. Şu an kendiniz mi çekiyorsunuz yoksa sizi çeken profesyonel bir ekip var mı? Şöyle yani evde tabii ki de bir ekipman var.
Yeni yeni gelen kişiler de var. Kadroyu yavaş yavaş haliyle kuruyoruz. Üyeler açıklandı. İşte bir teknik ekip falan var. Şu anda herkes hazır ve nazır durumda bekliyor. Yani içerik, yani bir aylık içeriklerimiz bile bizim hazır şu anda. Süper. Her şey aynen. Yazılı, yani her şey ama çok öyle kurgudan kavga gidiyor. Yapmayın öbür ev gibi ya. Ben hiç ona zaten karşıyım. Ya ona zaten karşı, o yüzden öyle bir durum içerisine girmemiz mümkün değil. Çünkü samimi olmayan bir şey zaten anlaşılıyor. Güneşten mesaj var. Ne demek geçinilmesi zor? Hani ben melektim, bana her şey bitti demiş. Güneş'im şaka yaptık sende. Yani Güneş. Geçinilmesi Şirinem. Zor derken sert ve hani böyle dediğim dedik bir kıza benziyor. Hani kötü bir şey desem mesela o anda beni silip gidecekmiş gibi galiba bu son mesajım bana. Ben güneşimde yay burcu. Bir yay burcuyla da kız kardeşim. Pelin'e selamlar olsun. Kız İkiz kardeşim. Değilsiniz değil mi siz? Yok değiliz. Bir yaş çok var aramızda. Evet. Ama o benden daha sert bir boylu ki geçen yayında da Selin galiba 1.50 dediğini de duydum. Abi, dedim ki. Aile içi şeye başlamış. Aile içi çatışma. Onu dahil edecek misiniz? Bence o da tutabilecek. Baktım ben. Kız kardeşim evet. Mi? Kız kardeşim hiç o tarafında yok değil mu? Ya. Hiç. Ama zamanında sen de değildin. Yani ama o tamamen böyle işletme tarafında hani okay. Hiç yani sabah yani şey ne derler ona beyaz yaka mı deniyor. Tamam, hiç orada bile değilim. Evet, okay. O tarafında ama hafta sonları şey yapıyorum hani Pelin çok falan filan. Çok da zevkli falan. Gördüm ikiniz güzel evet, şeyler çekmişsiniz. Ne haber falan diye bir şeyler çekiyoruz. Yani kanırta kanırta çektiriyorum ama sonunda o da eğleniyor tabii ki de. Yani vallahi. Artık zamanla şey falan annem bile söylüyor anneme de selamlar olsun burada. Annem de... şunu birlikte çekelim mi falan dediği de oluyor annemin. Anne olur tamam çekelim falan. Abi harika ya gerçekten. Şimdi bir klip arası veriyoruz. Birazdan tekrar canlı yayında Milyon TV'de programımız devam edecek arkadaşlar. Merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Sosyal muhabbetler kaldığı yerden devam ediyor efendim. Konuğum Selin Red. Selin'cim evet. Kimlerle çalışıyorsun, ne yapıyorsun? Biraz bana portföyünden bahset. Burada onlara da duyuralım arkadaşlar. Selin Hanım o uygulamada da aktif. İş birlikleriniz için kendisi hazır ve nazır. Şöyle şimdi saymakla bitmez diyeyim. Çünkü sayalım, ben 16 sayalım. Senedir bu sektördeyim. Evet. Ama çok uzun yıllardır 10 sene boyunca Gülşen'le çalıştım. Onunla böyle bir anne kız gibi olduk. Ya araya gireceğim şimdi şöyle zannediliyor. Hem o uygulamada da olduğun için ben de seni açıkçası... Çok ufak bir yaşta sanıyordum diğer evin ha, üyeleri gibi. 16 seneyi duyunca şimdi millet diyecek ya 16'ysa bu kız kaçtan beri dans ediyor. Benimle aynı yaşta öyle söyleyeyim. Tabii ki de konumuzun yaşını sormayacağız ama aynı yaş şeyindeyiz. Yok ben söylemekten hiç şey yapmıyorum, çekinmiyorum. Hiç göstermediği için zaten. Aynen çok rahatlıkla ben 31 yaşındayım millet. 32 olduk ya, sen olmadın mı daha? Olmadım daha. 31 bir dolu dolu yaşayayım da daha olmadım. 10 senedir ben Gülşen'le çalışıyorum. Onun çok uzun yıllar dansçılığını yaptım. Son 4 senesinde de koreografını yaptım onun. Şimdi Hande Ünsal'la çalışıyorum. Funda Arar'ın koreografını yapıyorum. Bengü'nün koreografını yapıyorum. Oğuzhan Koç'un yapıyorum. Benim aynı zamanda. Bedük'le daha çok fazla işbirliği Bedük içerisindeyiz. Bedük kayboldu. Bedük şeydi kaybolmadı. Bayağı. Kaybolmadı. O zaten hep böyle şey... Daha kaliteli iş yapmayı doğru, seviyor. Doğru. Bir tane yapıyor, atıyor ortaya ve kayboluyor. Londra'da yaşıyor zaten ve şu orada, an orada. Orada aynen stüdyosunu falan da orada kurdu. Sen ona buradan da destek. Selamlar. Evet ben her zaman yani tam desteğim ona. Harika. Çünkü onunla da çok yani dediğim gibi çalıştığım kişilerle aslında hep başka bir bağ oluşuyor aramızda. Çünkü stüdyoya giriyorsun. 5 saatin zaten stüdyoda geçiyor. Evet. Yani ben zaten ona da işte bu uygulamaya aslında baktığımda çok ön yargılı girmiyordum. Ön yargım olduğu için girmiyordum. Benim bütün işte danslar ve işte şarkıcı ve sanatçı kesimi de ön yargılı. Ön yargılı abi ben bakıyoruz. Net tweetler atmışım zamanında girince sildim yemin ediyorum. Utandım yani. Böyle dediğim bir uygulamaya nasıl girdim çünkü diye. O yüzden hak ediyorum sana. Şimdi hani böyle yani ben kaosla asla bir yerlere gelmek hiç istemiyorum. Bir şey söylediğimde de asla yanlış anlaşılsın da istemiyorum. Stüdyoya girip 12 saat prova aldığımız oluyor. Haliyle ter içinde kalıyorsun ve haftalarca sadece prova evet. Geçiyor. İşte ne bileyim iyi bir yerlere gelmek için işte yarışmalara giriyorsun, dereceler elde ya ediyorsun. Zaten saymakla bitmez o yüzden. Gibi bir sürü şey böyle geçiriyorsun ve işte. Biz seni 2009'da şeyde izlemişiz ya benimle dans eder misin? Evet. Bak orada ben tekrarını izlerken gördüm. Benimle orada dans dedim eder misin? Zaten aynen. Ya 2009 ben de o yaştaydım falan oldum. Helal aynen. Olsun. Şimdi haliyle uygulamada böyle
2-3 tane, 10 tane işte belirlenmiş kalıp haline düşmüş hareketi bir başına bir sonuna evet. falan sürekli öyle bir şey yapıp ve üstüne ben dansçıyım diye şey olunca. Aa şey ya kim? Bir kız var sizde dur. Semiraminta. Buradan selamlar olsun. Selamlar olsun. Semiraminta'nın da söz ve cevap hakkı vardır. Yani... Mesela o dansçıyım diyor ama böyle hareket, yani tabii ki de eleştirmiyorum ben, her işi yapana saygım var da. Ya seninki danssa onunki pek dans değil gibi. O böyle şey herkes bilir hocam ya böyle. Ya herkes hareket edebilir. Müslüm Gürses, yani Müslüm Gürses'e şey yapan kız değil mi ona? Affet beni akşamüstü. Bilmiyorum üstü. Öyle bir şey izlemedim. Aa, bayağı şey sayfalarına düşmüştü. Bir bakacağım ama yani evet biliyorum Semiraminta'yı. Mesela o ben dansçıyım diyor ama değil diyorsun. Yani şimdi dansçı demek biraz hani yani dans etmek sadece hareket etmek değil. Güzel. Dansını duyguyla birleştiğinde dansçı oluyorsun aslında. Onu hissetmen gerekiyor. Süper. Ve buna gerçekten biraz da hani saatler, emek vesaire bir sürü şey de vermen gerekiyor. Gerçekten kendinden de ver. Yani bir iki hareketi şöyle yapmak dansçı olduğun anlamına gelmiyor. Yani bu şey gibi oluyor. İşte muhasebeci, hani bunun okulunu okuyorsun mesela, ben iyi matematik yapıyorum diye muhasebeci olmuyorum. Ya da ne bileyim tamam yetenekli olursun. Ona derim ki evet yeteneklisin. Bunu Semiraminta için tabii ki de söylemiyorum. Skandal ama... açıklama. Yeteneksiz. Yani bunu söyle evet. Yani bir araya gelip dans etmek de isterim. Of battle ve bir dans kapışması freestyle bir milyon TV ekranlarında kendisiyle. Gerçekleştireceğiz bunu Semiraminta'ya. Şu anda sanırım anladım. Yani birkaç gördüm. Arkadaşlarımın dans okullarına gidip evet. eğitimde alıyor galiba. Öyle bir şey gördüm. En azından... Ya ben öyle sandım ki kendini öyle lanse etti ki ben oralarda eğitim veriyor zannettim. İşte bak bu kötü. Ama öyle bak Koray bu da gülüyor. Bu kötü iş. Ama öyle bir havası işte. Yok mu? Çünkü yani... en önde olan o, diğerleri arkada, hani diyor ki buranın kralı benim. Yani Selin'i Melin'i tanımam demek istiyor aslında orada yani. Yani ben şunu söyleyeceğim. Şu her zaman, mütevazilik her zaman kapı açar, her zaman süper. Kotarır. Yani ben bunu söylüyorum. Ben 16 senedir bu sektörün içerisindeyim. Ben hala kendime ben dansçıyım diyemiyorum mesela. Çünkü dans sürekli gelişebilen bir şey. Ya oyunculuk evet. gibi. Sürekli böyle yeni teknikler geliyor. Bakıyorum teknikler sıfır. E şimdi sen nasıl dansçıyım diyebiliyorsun? Tekniğin yok bir kere. Yani konuşmak istemem ama konuşturuyorsun. Hayır konuş zaten. Konuş diye buradayız. Benim daha çok işime gelir yani. Yani işte ne bileyim eski eve gelecek olursak orada ben fazlasıyla işte challenge yaptım. Evet. Fazlasıyla akıl şu an onlar düşürdüm. Devam ettiriyor farkında mısın? Evet, senin yaptığın işlerden. Evet yani millet T kullanıcıları. Oradan ha. gördüğünüz işte ben bir şey yaptığımda oradan gördüğünüz dansları işte bu da olsun işte dansı demeyin lütfen. Çünkü ben zaten oranın koreografıydım ve bütün danslar benden çıkıyordu. Yani orada kimse yapılan şey bilmiyor onların mesela. Olmuyor. Hep böyle evet. şey konuşuluyor. Aa yenilerin de bir şeyi varmış aynen, falan. Aynen. İşte mesela duman dansı bana ait bir koreografi. Aynen ve o gerçekten deli gibi tuttu. İnanılmaz viral sevdiler. Evet, inanılmaz sevdiler. Ve ben mesela bilmiyordum senin o şeyin altında. Evet birçok kişi bilmiyor. Çünkü ben böyle reklam yapmayı sevmiyorum. Ben çalıştığım sanatçıların işte şeylerin reklamını yapmayı da sevmiyorum. Ya harika. Bence bu biraz da bizim şeyden geliyor ya. Bu yeni nesil fazla hızlı girdi bu uygulamaya ve dediğin gibi o Semir arkadaşımız da yani bir yere vardı hı hı. ve hani hem yaş olarak bizden çok küçük bir de erken, elinde bir kitle gücü evet. oluyor o insanların. O... Ya o mecra gerçekten ayrı bir şey. Dünya yani ülke ne denirse ona işte İstanbul hani evet, anladın evet, mı ya da New York bilmem çok orası başka, çok, çok ayrı başka. Bir mecra. Yani oranın içerisinde çok acayip olaylar dönüyor. Yani birisi şey pik yapması için şunu da anlamıyorum birbirleriyle sevgili oluyorlar. Şipdu evet. muhabbeti falan çok dönüyor var. Böyle çok enteresan abi ben orada yayın dönüyor. Açıyorum bana başkalarının adlarını diyor ki abi şunun arasını yapın falan. Ya evde konuş ya evde şey. Beni görmelisiniz evde konuşmalar oluyor ben sürekli böyleyim o kim? Bu kim? Şu kim? Değil mi? Bir hakim ne? Değiliz o kadar ya, yani. Yok değil ama yavaş yavaş işte öğreniyorum, meslek tanıyorum. Meslek oldu artık. Evet, aynen. Sen de bu kulvardan devam edeceksin. Yani... Ama çünkü zaten pandemi de var. Senin... Pandemiden dolayı şu anda ben kendi işimi hala yapıyorum. Setim oluyor, reklam filmlerim oluyor. Zaten televizyonda gibi... dönüyor reklamları. Evet, görüyoruz. Aynen. Kredi kartıyla öderken mutlu olan tek kız. Para harcıyorum çok mutlu diye. haliyle şimdi yani... Pandeminin biraz geçmesini bekliyoruz tabii ki de. Hı-hı. En son sahneye ne zaman çıktı? Hatırlamıyorum ben. Harbiye'den bir şeyler paylaştın. En son kimin sahnesini yaptım onu bile hatırlamıyorum. Yok şey işte
Bizi Hande Ünsal. Evet, pandemide bir Alaçatı konserimiz ama oldu. Ama o zaman şeydi, açıktı yani, yapılabiliyordu. Evet, açıktı. O da son oldu zaten. İlk ve son. Yani bir senedir sahne yapmıyorum ben. En son yaptığımda gerçekten hatırlamıyorum. Yani Buray'ın sahnesiydi galiba. Evet, Buray'ın Harbiye sahnesiydi. Evet, şu an hatırladım. Abi, hatırlamadığı yer de Harbiye yani. Hani ne kadar Harbiye, mütevazi. Harbiye biraz er meydanıdır. Özellikle abi bizim zaten sahnede. Yani sanatçılar için de öyle. Bir de koreograflar için de öyle. Şimdi hani hadi bakalım ne yapıyorsun? Çünkü biraz oluyor. Aylarca süren prova süreçleri oluyor. Dansçıları toplamak, işte şarkıcının programını ayarlıyorsun. İşte şu şarkıda, şu ritimde şuraya gitmen gerekiyor. Seyirciye şurada şöyle yapman gerekiyor. Bütün her şeyi sen kurguluyorsun değil mi orada? Aslında evet. Şu an yaptığım şeyi orada sahnede yapıyorum aslında. Yani nerede elini kaldıracaksın, nerede mikrofonu bırakacaksın, nerede işte sahneden arkanı dönüp çıkacaksın. Bunu bir resim şekilde çiziyorum. Sanatçı da uyuyor buna. Evet, aynen. Kliplerde de böyle yapıyorsun. Kliplerde de böyle, aynen. Çalışıyoruz. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Ya inşallah seviyorum, pandemiyi de atlatırız. İnşallah. Sanırsam güzel haberler de gelecek özledim, inşallah. Aynen. Seni de sahnelerde görelim. İnşallah. Çünkü yoksa artık kafayı yiyeceksin o uygulamada. Ben tahmin ediyorum sonunu yani. Şöyle yani çok keyifli olmaya başladı. Yani özellikle şimdi bu durumu, yani oraya gidiyorum. İşte zaten sevdiğin arkadaşlar, hep beraber aynen olduğun öyle, insanlar. Aynen öyle, tanıdığım insanlar. Hep beraber böyle bir içe olduk hakikaten. Bebeğimiz oldu. Şimdi hani haliyle bir programımız da olduğu için ben de şimdi durumda. Bugün ne çekeceğiz? Bugün ne çekelim? Bunu yapalım. Gündemi de takip ediyorsun ister istemez. Gündemle alakalı bir şeyler yapalım falan oluyor. Çalıyor öyle musunuz peki içerik? Yani şöyle ben... Ya da kişisel senin nezdinde soruyorum. Evet, burada başkaları adına yorum yapma da değilim. Kendi içeriklerimi üretiyorum. Ben genelde ikili ilişkiler üzerine... Fena hikayeler, videolar var, birazdan alacağız. Biraz aşk üzerine gidiyor falan filan. Öyle şeyler çekiyorum. Dans zaten bilezik bende. O tarafımı çok göstermiyorum açıkçası. Göstermemiş hali. O uygulamada çok göstermiyorum. Çünkü bir şeyler koyduğumda hatta şöyle... Sen dansçı mısın ki falan. Böyle kalıyorum. Abi, işte insanlar seni orada nasıl görüyorsa... Öyle yargılıyorlar yani. Evet, orada aynen komedi çekiyorsan sen bizim için ya oyuncu, dram. Ya yeni nesle şöyle bir şeyi var. Araştırmıyorlar. Tabii canım. Yani yorum yaparken bile ben mesela bir şey yazacakken... Dans senin ne haddine falan yazanlar var abi. Kız 16 yıl dans... Hayır gördüm ben. Onları alacaktım da hani ya, ayıp olmasın diye almadım. Benim... Sen silmemişsin bazılarını yok, zaten. Yok hayır, duruyor i̇şte, Google Semira Amca'da varken sen ne yapıyorsun falan. Böyle yorumlar var yani. Ama neyse, işte yani onların da hatası değil diyeceğim. Ya kitle yani, küçük biraz orada. Kitle hem küçük hem de araştırmıyorlar. Ben bir şey yazarken bile doğru mu yazıyorum, telaffuz doğru mu, bilmem ne işte hani yazılım doğru mu diye işte Google Amca'ya giriyorum, soruyorum baktığımızda. Ya biraz artık önlerine ne koysa onu evet, yiyen onlar falan yapıyor. Ya benim derecelerim var, birinciliklerim var ve neler, ben burada neler bunlarla uğraşacağım, öyleyim. Okey tamam. Ben de dansçı mıyım? Öyle geçiyor. Harika. O zaman videoları bir yavaş yavaş alalım. Eyvah eyvah, hangi videoları Selin seçtin? Hanım'ın o uygulamayla çektiği videolardan birkaç tane aldık, çok beğendik. Hem izleyelim hem yorumlayalım istiyorum. Birincisi, bunu niye koydum? Mesela burada sizin yeni ev, bir koreografi var. Evet. Berke, Güneş. Yani, bunu sen mi yazdın? Hayır, şöyle şimdi ben kendi içerik... Mesela üşümüyor musun orada? Ya bir şey söyleyeyim, video için yapıyorsun. Yani abi bunu... millet karda marda üstünü falan çıkarmış kliplerde artık. Kliplerde de öyle. Kliplerde de yani 10-16 saat boyunca orada bekliyorsun ve o kostümle bekliyorsun yani. Şimdi şöyle ben kendi içerikte onu çünkü da anlatıyordum. Çünkü bak burada Berke senin hareketine falan... Berke inanılmaz bir nasıl yetenek abi, gerçekten. Berke... Yani şöyle... Kendi içeriklerimi yapıyorum ama akımlara da uymaya çalışıyorum elimden geldiğince. Tamam. Çünkü takipçiyi arttırmam kesinlikle gerekiyormuş falan abi filan. Abi şurada mesela nasıl bu kadar aynı oldu? Ben bu hayatta yapamam yani. İki provayla hemen Berke'ye gösteriyorum. Sonuçta provayı tekniği... da soğuk havada mı yaptınız? Yok, içeride yapıyoruz. Her şeyi hazırlıyoruz. Tekniklerini bildiğim için eğitmenlik yapıyorum sonuçta ben. Hemen gösteriyorum. Berke'de de yetenek var ki bu arada Berke. Ya Berke'ye o da hemen de selamlar, alıyor. O da gerçekten izliyormuş bizi. Ben bunu yaptım ve dedim ki... Berke inanılmazsın sen abi, hiç çok o kadar smooth geçiyor ki. Bu arada gerçekten ama yani profesyonel dansçıyla bu kadar senkronu tutturmuyoruz biz. Gerçekten ya, tebrik gerçekten ediyorum. Çok iyi. Eğer iki denemeyle yapılıyorsa bu. Evet, yok Berke yaptı. Yani sadece işte orada hani orada dostuna koreografiyi veriyorum. Sen buradan gir, şuradan şunu yap, bilmem ne ama falan. Ama şurada bir Semiramis'te eksik be. Şurada bir Semiramis. Ya evet ya. Bir buluşalım bence seninle, bakalım
neler çıkarabiliriz. Bir sonraki videoyu alalım. Ben bu geçişe bayılıyorum. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bunu nasıl yapıyoruz? Belki bunu nasıl yapıyoruz? Belki mi yaptı? Şimdi, mesela hiç çekimle alakalı. Yok. Evet. Bir de orada sismis gerçek mi? Efekt mi? Ya her şeyimiz gerçek. Efekt, biz evde lütfen, sis attınız. Hiçbir masrafta kaçırmıyor. Her şeyimizi önümüze sunuyor. Okay, tabii ki sis makinemiz var, ışıklarımız var. Yani gerçekten Volkan ve Metin o konuda çok iddialılar, sağ olsunlar. Peki bu telefonla mı çektiniz yoksa profesyonel kamera mı? Telefonla. Telefonla çektim. Evet, editi de telefonda yaptınız. Editi de telefonla yaptık aynen. Harika. Bu bir Çin'de yapılan bir aslında akım. Şu anda ülkede ilk ben yaptım. Zaten sen altlara yazıyorsun. Aynen. Bu akımı da ben getirdim ülkeye. Ben yani getirdim. Sanki geliyor. Bugün de birisi yazmış böyle. Bir de böyle şöyle yorumlar geliyor. Bugün gördüm. İşte bu akımı ilk et bilmem ne yaptı. Semiraminta getirdi. Ya herkes yazıyor bu akımı Semiraminta yazdı diye. Şey yazdım ben de. Dayanamıyorum çünkü bazen. Ya pardon da bir saatlerine ve günlerine bakar mısın falan yazıyorum. İki gün önce koymuş. Ben bir hafta öncesinde koymuşum bunu. Nereye ilk o getiriyor? Vallahi helal olsun. Alalım bir sonrakini. Biraz bakayım. Abi ben bunu gerçek sandım. Tabii burada ses yok da. Evet. Cama vuruyorsun ama cam yokmuş meğer. Evet, o Koray aynen. mı? O da bir akım. Evet o Koray. Koray Zitaş değil arkadaşlar bu arada. Buna da bir açıklık getireyim. Sürekli Koray'la video çekiyoruz ve sevgili misiniz diye bir şeyler çıkıyor. Koray'la mı? Evet Koray. Koray'ın var de, zaten kız arkadaşı. Ben de diyorum ki şimdi erkek arkadaşımın adı da Koray olduğu için Koray Zitaş mı diyorlar. Arkadaşlar Koray Zitaş benim kankam. Kanka ya. Onun bir sevgilisi var zaten. Selkor yapıyorlar yani şipliyorlar evet, sizi. Aynen. Selkor aşkı yok arkadaşlar. Mesela bundaki ses dosyasından mı biz o şeyi evet, ben o kadar şu bilmiyorum. Evet şu an bu arada beni de hiç içerimi göstermeyin Allah'tan yani sırf akımları gösterin. Ama bunlar şu an trend ki bu yaptığını herkes yapıyor şimdi. Ben ilk daha cam var sandım bir baktım eller kavuşmuş dedim. Bu kesin yine senin başının altından çıkan bir fikir. Yani normalde evet camı vuruyorsun ve elini çıkartıyorsun. Ben dedim ki başka yani Koray'ım gel dedi. Evet aynen zaten yani akımları kendi şeyimi de veriyorum sürekli. Anladım. Yani fikrimi de katıyorum. Bunu değiştireyim dedim böyle bir şey yapayım. Bir tanesinde Berke'nin suratına vuruyorum. Onu gördüm. Bu daha hoş ama bunda çünkü cidden yokmuş gibi. Bir sonrakini alalım. Abi buradaki olay nedir ya? Berke'nin içeceğine bir şey koydu. Berke tamam ya bayıldı ya öldü. Sonra niye dans ediyorsunuz abi? Ben anlamadım bunu. Şimdi şöyle bu da bir akım. Müzik orada T'de şey oluyor. Şöyle bir şey var. Akımları işte müzikleri birbirleriyle coverlama durumu var. Tamam bu dramatik bir müzikle başlayayım. Aynen ben de dedim ki bunu yani dramatik bir şey. Bunu bizim böyle roman kültürüyle bir şey yapalım dedim. Çünkü akımda herkes birbirini öldüremiyor. Sürekli işte acemi ajan diye geçiyor galiba bu. Ben dedim ki ben bunu öldüreceğim dedim. Yani abi, böyle bir şey bir mizah yaptım. Harika bir şeyi getirdim. Merak ediyorum. Sırf bu video için bu kadar giyinip süslendin mi? Yoksa bir yere gidiyordunuz bu videoyu çekelim Hayır, mi dedin? Bayağı evde bunun herkes. Bunun için uğraşıyorsunuz. Tabii yani güneş sabah kalkıyor. Bayağı ben güneşte sürekli lavaboda karşılaşıyorum. Acaba çok yani güzel bir şekilde hazırlanıyor, ne giyeceğine karar veriyor. Aynı şekilde yani duruyorum dolabın önünde bugün ne yapsak video için. Yani üşenmiyoruz her kare için, her sahne için. Bazen şey oluyor mesela Koray'ın videolarında özellikle. İşte, Koray İzitaş. Koray İzitaş'ın aynen. İzitaş'ın videolarında özellikle atıyorum işte bir sahnede oturuyorsak bir sahnede de başka bir yere gidiyoruz. Diyorum ki aynı kostümle olamayız. Ha. Kıyafet değiştirmemiz gerekiyor. Abi o da ya bazılarında bak o dediğine katılıyorum. Bazıları aynı kıyafetle evet. 6-7 tane koyuyor. İşte o cringe olmuş çok oluyor. Çok kötü oluyor. Aynen. Zaten yani oyunculuktan şey oluyor. Aldım. Üzüldün mü? Üzülüyorum. falan olmuş oluyor. Ya bu özel şeyinizi takdir ediyorum gerçekten. Peki burada şey olmuyor mu? Olarak o algıyı zaten biz hani sosyal medyayı biraz ana yani Volkan ve Metin aslında ana akım medyada bütün projelerini yürüten kişiler. Sosyal medyayla şu anda bir birleşim durumundayız. Anladım. Yani daha kaliteli aslında içeriklerini oradaki içerik üreticileri daha kaliteli bir şekilde ilerleme durumundayız. Burada benim merak ettiğim mesela Berke demiyor mu bu videoyu ben koyacağım yani niye sen koyuyorsun? Yani eğer ki beğeniyorsa ben ona ama sizde şeyi hiç görmedim. Bir video birinde oluyor. Mesela bu başkasında olmuyor.
Yani Berke'ye mesela, Berke'de de var bu video. Onun ikisini hemen değiştiriyoruz. Farklı bir Tamam, içerik anladım. üretiyoruz. Anlık gelişiyor. Ona da farklı bir versiyonunu koyuyoruz. Süper. Tamam, bir sonrakini alalım. Ha, Aha. Güneş de var. Evet, Güneş'in evine ilk defa Evet. gidiyorsunuz. Sen ve oradaki erkek Aynen, bu arkadaşın. benim içeriğim işte. Bu Bizim senin. içeriğimiz. Aynen. Evet. Diyorsun ki internet çekiyor mu? Sen wireless şifresini Aynen. giriyorsun. Sevgilin masaya koyuyor Evet. telefonu ve wireless'ına zaten girilmiş. Aynen öyle. Ve Ve aldatıldığımı öğreniyorum aslında burada. zaten Güneş'in evine gitmiş. Aynen. Yani Abi Güneş benim. bunu kim yazdı? Doğruyu söyle. Şöyle Ya bu erkek bildiğin, bundan 3 bölüm arkadaşımın. şey çıkartıyorlar, dizi çıkartıyorlar Evet. ya. Bu biz Koray'la erkek arkadaşımdan sabah gidiyoruz oraya. İşte eğer ki evde değilsem kendi evimden geliyorum. Kahvemizi koyuyoruz ve benim bir defterim var. Kara kaplı defterim var ve yazıyoruz. Ben başka bir şey çekecektim. Yine aldatılma üzerine bir hikaye çekecekken Koray dedi ki Kefal, Koray Kefal diyeyim de en azından izitaş olarak algılanmasın. Dedi Kaka. ki böyle böyle bir şey yapalım dedi. Hani Wi-Fi'ye girilsin falan, ona ait bir Abi bunu hikaye. düşünmek cidden büyük bir şeyse ya. Evet. Hiç benim aklıma Evet. Ve gelmez çok bu. da iyi izlendi. Helal olsun. Abi hayır, bu çok Koray Kefal. bu çok orijinal bir fikir yani. Evet, çok da iyi izlendi. Güzel Bu de zaten bu gidiyor. koşa. Bir Evet, şey diyeceğim aynen. ya. Böyle içerikler tutuyor. Üzgünüm Evet. hani seni şey yapmayayım da mesela o kadar emek verip dans et falan ama bunlar daha çok tutuyor Evet, ya. aynen. Ben de üzülüyorum, gerçekten Kesinlikle üzülüyorum. katılıyorum sana ya. Abi ben de Hayır, bazen tutsun. Gerçekten en azından tutsun. Ama şey, hani daha güzel böyle bir sürü içeriklerim var benim. Boşa gidiyor. Mesela bir katılıyorum. tane daha çektim böyle işte doğru insanı bulana kadar hayatın kalbini kaç kişi açıyor ve Ekranda geçiyor. kırıyorsun. Tutmadı. Tuttu Yani mu? ı-ı. Tutmadı. Bizim insan ayrılık sever abi. Mutlu son sevmiyor. Mutlu sonlu videom da var. Orada Aynen, kızacağım evet. sana. Hadi bakalım ne? Aynen. Hatırlamıyorum. Bu mutlu sonlu. Alalım öbür videomuzu. Mutlu son. Yeee. Mesaj geliyor sana, mesaj sesiyle ama beklediğin yani Evet. Koray'dan gelmiyor. Evet, gelmiyor. Sürekli bakıyorsun, Koray'dan Evet. gelmiyor. Açıkçası ben Şey, indirim indirim mesajı geliyor. sizin videoları izledikten sonra bunun sonunu bu görev. Burada da gelmiyor. Gelmiyor. Ben dedim ki gideceksin, kapıyı açacaksın ve Koray başkasının kollarında. Öyle bir son Aa, bekliyordum. Abi açtınız, ha Koray geldi, sarıldınız. Bu ne bu şimdi? Bu tutmaz tabii. Tutmuş, evet. O tutu. yüzden aldım ben de Evet, ama tutu. insan şeyi Çünkü müziğin de bekliyor. etkisi var. Yani Ha. doğru hikaye ve doğru müzik. İkisi bir araya Burada geldiğinde şey bir müzik mi? bir şarkı var. Huyu huyuna de. Yumadek. Evet. Çok güzel bir Ha. parça bu arada. Ben Kesinlikle. sevdim. Doğru müzik ve doğru hikaye. İkisi birbirini bulduğunda gerçekten uçuyor. Ya gerçekten. Bu arada gerçekten hangi Koray? Bizim Yani Koray. benim Ha tamam, yok buradan göremedim de hayır, İzitaş mı Koray. dedim Yok, de. o çok kamerada görünmeyi sevmiyor. İlk O defa yüzden başka kapatıyor. yok galiba Yok, ilk zaten. videomuz. Bir de işte deminki o işte cama vurup elinde tuttum. Orada da kendini Orada da göstermiyor. Aynen. zaten kim Ya oldu? kendisini çok göstermeyi sevmiyor. Biraz şey, gizli kahraman. İyi iyi, ben çok sevdim, tanıştım valla. Evet. Bir sonraki videomuzu alalım. Ne geliyor? Ben de şu an. Bu da karın tadını yine Ya. çocuklar çıkar. Abi hangi insan cebinde cam bardakla dolaşır ya? Abi bu nasıl bir yürüyor, kar var, cebinden çıkarttı cam bardağı. Şöyle Karı açıklama getir. aldı ve hani dondurmaymış gibi. Abi mesela bunu da mı sen O buldun? şöyle oldu. Yoksa bir Çin'den minden mi Yo, çaktın? Hadi itiraf hayır, et bu bu. benim içeriğim bu. Ha. Şöyle bir şey oldu. Bir gün Cebimde bardak öncesinde, taşıyasım hayır geldi. yok. Bir gün öncesinde o evden çıkıyorum, kendi evime gidiyorum. Çok acıkmıştım. Elimde sandviç ve bardak vardı. Dedi ki Koray, öyle çık dedi. Ha. Arabaya ben gayet bardakla bindim. Ertesi Abi. günde geldiğimde bardak araçtaydı. Şimdi evin şeyi haliyle bardak. Anladım. Ben dedim ki dur dedim, şu ilk kar yağdığında Abi demek aldım. ki Müziği de üstüne koydum ve uçtu. abi yaşanmışlıklar sizin şeyleri de belirliyor Ya biraz şey senaryoları oluyor da. aynen. Yaptığımız her, yani insanları dinlememiz de aslında oradan besleniyoruz. Yaptığımız her hareket ve işte insanların hikayelerini hepsini böyle artık meşliyoruz. Yani birisi bir şey anlatırken şey oluyorum.
boş bakıyorum bazen. Aa, evet bu olur falan oluyorum Ya ben böyle. bunu izlerken dedim ki yani bunu artık kim akıl ettiyse helal olsun. Yani Evet. Ya cebimden aslında bu bardak ama çıkaracağım. T'den çıkan bir şey de değil. Ben çünkü normal Yok böyle bir şey hayatımda kimin da hakkına böyle gelir olduğum abi? için. Zaten bunun çakması da yoktur herhalde. Yok. Bu orijinal içerik değil Aynen. mi? Evet. Created by Selin Red. Bir sonrakini alalım. Burada da seninle konuşmak istediğim bir konu var. Bu mesela Buray'ın şarkısı. Evet. Koreografi de bana ait. Ha. Sen bunları Evet. çekiyorsun o Aynen. uygulamaya. Aynen. Para alıyor musun bunun için? Yani Ya şöyle, tabii ben isim vermeyebilirsin de şöyle. Atacığım ben bu işi aslında parayla da yapıyorum. Hı. Yani sen yarın şarkı çıkar, ben bu sana parayla da bir koreografi çeker Evet, koyarım diyor zaten musun? koreograf yani bu mesleği Yoksa bir yaptığım kriterin var için mı her yok. Bu şarkıya mesleği yapmak? yaptığım için tabii ki de bir bedeli Tabii oluyor ki de. haliyle. Ama bu Buray, ben aynı zamanda onun dansçısıyım Buray'ın. Bu şarkı düştüğünde onunla konuştum. Dedim ki şarkına koreografiyi ben yapacağım ama hani zaten ben yapmak istediğim için yaptım. Hani öyle bir reklam durumu falan değildi. Reklam geldiğinde tabii ki de bir bedel durumu Bir 500 oluyor. atarsın bana Buray. Bir Yok 500 hayır. ateşlersen. Yok. Burayla öyle bir şey yok aramızda ya. Tabii sahne durumları farklı oluyor şimdi oralar. Sahnede Ayrı zaten bir şey de. almayacaksan o zaman hayat Bunu geçmez. sadece bu bir akımdı, challenge'dı o hafta. İnsanların yani bir koreografi vardı bunda. Ben bazen akımı olan şeyleri hep değiştirmeyi seviyorum. Ya Çünkü zaten mesela burada mesleğim olduğu için bunu bir koreografi yaptım. Çok da güzel izlendi, sevildi de. Abi burada bir de akıyorsun sen şimdi. Dediğin o Semira falan dediğiniz gibi yani hani burada bak kameraya titretmeye gerek yok. Evet, Onlarda böyle aynen. hani Sabit koydum, evet. efektler falan bu o yüzden Evet, bence sabit takdir koydum edilesi bir ve... şey. Umarım her sanatçı arkadaşımız da buradan izliyorsa bakın böyle bir elmas var. Yani çok da pahalı almıyorum çünkü. Ama her an Tam tersi büyüyebilir hesabı. aslında tam da çok He. evet. Alıyor 200'ü geçti ona göre daha maviti kalacak sırada o var. Evde varsa kendine güvenen eski evde Şöyle gelsin. challenge'a davet ediyoruz arkadaşlar. Son videomuzu da alalım o zaman. Ha, senaryo yine. Berke başrol. Ben Berke ile video çekmeyi çok seviyorum Belli ya. zaten. Berke ile sevgilisiniz. Çünkü Arabanın ezmesinden seni kurtardı. evet. Ve sen öbür tarafa geçtin. Mutlu oldun ama abi bu nasıl bir iş? Basket topu yedin Evet, kafana. aynen. Bu Yani ona orada bir şeyler Berke söylüyorum. Belki telefonla oynuyor. Beni dinliyor musun falan derken araba üstüme geliyor ve evet ilgilendiğini görüyorum falan. Sonra top gelince kendisini kurtarıyor. Beni bayağı çöpe atıyor aslında. Peki top gerçek mi yoksa bir efekt Gerçekten falan? yok. Kim topu Bizde atan sahte bir o... şey yok dedi. Bizde asla. Yani yarım saat boyunca o acıyı çektim. Abi bayağı sert. Kim attı topu peki orada? Sitedeki çocuklar da artık Gerçekten. evet oradan Ama o çocuklardan şey bildiğin şey yaptık. gibi demiş. Hani bu sokak bizim topu oynuyorduk. Git artık der gibi Yok atmış. çocuklardan sağ olsun yani rica ettik hani basket topu rica ettik. Onlar da sağ olsun hemen getirdiler. Onlar da zaten şey oldu böyle hani üyelerimiz gibi oldu Ya sürekli helal her olsun sabah geliyorlar. gerçekten. Yani sahte bir şey yok. Olarak Ha. üretiyoruz, çekiyoruz, yapıyoruz. Harika. Bundan sonraki peki sahne dedik de şarkı çalışman olur mu ya? O biraz o konuya gireceğim ben. Her fenomen gidiyor şarkı çıkarıyor. Sen de Ya fenomen olduğu sayılır artık. şöyle Sesin de iyiymiş aslında şey değil. yani Sesin iyi. şöyle bundan seneler öncesinde zaten Erdem Kınay bana yapmak istemişti. Vay. Aynen. 10 sene öncesinden bahsediyorum bu Erdem arada. Kınay. Ama o da her yaptığı şarkıda şeyi yazmıyor ya. Feat yapıyorsun Erdem Kınay abi. Öbür kızın adını yazmıyorsun şarkıya. Geçen proje albümün dedim bana. Ben valla Erdem'e selamlar olsun buradan. hakikaten Çok seviyorum onu ikizlerden da. Ceyda var. Şarkı yapmış. Aa, evet onda da son projesinde çalışacaktık ama bir türlü Harika kısmet ama bir olmadı. baktım adı yazmıyor. Dedim Erdem abi niye adını yazmadın? Dedi ki o proje albümü böyle böyle. Buradan da selamlar olsun ama Aynen. senin adını yazarız artık Yani yaparsan öyle. şöyle o dönemlerde çok kendimi hazır hissetmiyordum açıkçası. Çünkü ya biraz böyle devrimci kafasında şey yapıyorum. Hani sanat yapıyorsam kendimi geliştirmem gerekiyor. Çok sanatçı triplerindeyim aslında yani. Şey durumundayım. Daha iyisi şöyle olsun. Yani o kültürel durumu çok içimde benimsiyorum aslında. O yüzden hani kendimi hani boş bir şarkıcı olarak çıkıp Şey yapmaktansa. konuşmaktansa ben televizyonda beni izleyen insana örnek olamıyorsam o koltukta oturmamın hiçbir manası yok kafasındaydım ben. Helal olsun. Haliyle senelerimi verdim şimdi. Biraz yaşım da oturdu, büyüdüm haliyle. O yaşlarda pişman mıyım? Asla değilim. Yani oyunculukta da öyleydi. Yani
bir proje gelmişti, bayağı ana kastım ve şeydim böyle, sözleşmeyi imzalarken şey dedim, hazır hissetmiyorum dedim. Ve kendimi geri çektim, kendimi geliştirdim, yurt dışına gittim, eğitim aldım, geldim, oyuncu koçum var hala, onunla çalışıyorum vesaire. Ve şimdi hani şey durumundayım, evet böyle bir şeye açığım ki teklif de var şu anda zaten. Onu diyecektim ya. Teklif var şu anda. Oyunculuk anlamında da birkaç böyle güzel giden şeyler var. Zaten giden ve pandemiden dolayı gidemeyen bir tiyatro oyunum var. Şarkıcılıkla alakalı da bir proje var şu anda. Toplantı aşamalarındayız. Allah Allah. Bekleyeceğiz. Produktörler şimdi kaçırmayın diyorum. Şimdi Redik sağ olsun böyle güzel kadarsın yani. Vardır, Volkan Beyciğim evet. Ben size söylemiştim ama birazcık tuttattım size. Vallahi helal olsun. Ne diyeyim, yolun öyle, açık olsun. İnşallah yani. Çok sevindim geldiğine. Var mı eklemek istediğim şey? O kadar çok şey var ki sormayı unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Girebilirsin direkt yani. Sen biz bizeyiz gibi. Yok. Öyle düşün. Yani her şeyi konuştuğumuzu düşünüyorum zaten. Çok teşekkür ediyorum ben geldiğin teşekkür için. Ederim. Gerçekten çok Koreli memnun oldum. Koreli Allah razı olsun değil mi? Allah Koray razı olsun. Koray ya. Koray seviyorum seni. Koray harbiden çok farklı, çok... Cool ve şey böyle. Bir de onun evet, böyle sakinliği var ya. Evet, sesi falan öyle mı? Aynen. Evde de öyle mi yoksa... Ya Koray çok, Koray çok komik bir çocuk. Yani ama çok da o sakinliğinin altında inanılmaz bir komedyen yatıyor. O kesinlikle yani, ya. Zaten onun eski işleri de hep kardeşiyle evet, beraber aynen, çektiği videoları ben, da biliyorum. Ben yani tanımıyordum birçok kişiyi tanımadığım gibi. Koray'la birçok da, kişi de seni tanımıyordu bu uygulama evet, vasıtasıyla aynen, uygulama ama vasıtasıyla, artık herkes aynen, tanıyor. Aynen yani... arkadaşlar biraz lütfen hani araştırın ya. Yani aa, evet ya. Bu kıza hani, da dansçı mısın sen yazanı evet, hani gördüm şey ben. Yapmayın işte bu kimya falan demektense yani girip bir Yaz araştırın bak. Yani. Bu da hakikaten soyadı Red yani. Evet, ben de soyadım dedim, Red bu arada. Hani bir sahne adı falan değil. Gibi. Evet sürekli bu söyleniyor. Değil işte mi? Nickname falan mı falan. Gibi. Hayır Selin diyorum Red. Yani. Kimlik mi çıkartayım diyorum. Ne yapayım? İkinci bir adım var mı bizden Hayır, sakladığın? Selin. Yok tamam Selin. benim de yok. Aynen. Kimseden bir şey saklamıyoruz. Çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ederim. İyi ki geldin. İyi ki varsın. İyi ki davet ettin. Buradan artık eve gidiyorsunuz değil mi? Buradan O, eve gidiyorum. Ama şeye mi? Pelin bekle beni, ha. Geliyorum. Arkadaşlar bir sosyal muhabbetlerin daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Milyon TV ekranlarında kalın lütfen. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Bir şey diyemedim.